Eyo Squad, what is good? Şu anda New Jersey'deyiz. Sabah saat şu an kaç, bir saniye. Saat şu an 6:12. Yani hayattan bir şeyler isteyen Hustler tayfanın ya uyuduğu, yani sabah kadar çalışıp ya uyuduğu, ya da uyanıp güne saldırmaya başladığı zaman. Saat 6. Hani Sansar Salva bir şarkısında diyor ya, kafanı kaldır yaşama saldırdı. Yani öyle, kafamızı kaldırdık, yaşama saldırıyoruz. Bu hayattan bir şeyler isteyenler kelimesini çok kullanıyorum. İnsan diyor hayattan bir şey isteyenler, nasıl bir şey isteyenler? Dostlarım, bu Maserati, Ferrari ya da Dacia'da bir yazlık değil. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. İnince açıklayacağım otobüsten. Evet, otobüsümüzden indik, şu anda bus station'dayım New York'ta. Dediğim olay, herkes farklı bir şey istiyor olabilir. Yani burada olayın spesifik olması önemli tabii ki, ama kesinlikle amacınız zengin olmak veya tüm Ferrari almak olmasın. Şu anki maddi durumunuz, şu anki olanaklarınız neyse, kısa dönemde bunun bir tık üzerine çıkmaya çalışın. Evet, Boston için biletimizi aldık. Şimdi size şu örneği vereceğim. Benim lisedeyken günlük aldığım harçlık 3 TL'ydi. Hiç değişmezdi. 1 TL gidiş, 1 TL geliş, 1 TL de orada mesela simit falan yiyordum. Tabii sonrasında ben herkesten para toplayıp sandviç falan yapmaya başlayıp tam ekmek arası döner sandviç yiyordum, ama normalde bütçem 3 TL'ydi. Ben üniversiteye gittiğimde günlük bütçem 5 TL'ydi. Babam 350 TL yurda para veriyordu, 150 TL de bana veriyordu. Toplam 500 TL. 150 TL ne yapar? Günlük 5 TL yapar. Bunun biriyle okula gidiyordum, biriyle okuldan geliyordum, birine okulda yemek yiyordum. Geri 2 TL'm kalıyordu. Onunla da Eskişehir'dekiler bilir. Çömlek var. Pilav, çorba 1,5 TL'ydi. Pilav 1,5, çorba 1,5. Biz gidip az pilav, az çorba 2 TL yiyorduk Yusuf kardeşimle. İzliyorsun, selam olsun. Da bazen mesela ikimiz de 2'şer 3'er TL koyup PlayStation'a gidiyorduk. PlayStation oynuyorduk. Yurtta gece acıktığımızda yemek yemediğimiz için, yemek yiyecek paramız olmadığı için sabah gittiğimizdeki kahvaltılıklardan böyle reçelden, şundan bundan, ekmeklerden alıyorduk. Saklıyorduk odada. Gece onları yiyorduk. Sokaklardan çöp topladık, öyle doyduk falan demiyorum ama yani bütçem kısıtlıydı. Şimdi benim bütçem mesela 500 TL. Bunun yanı sıra bütçesi 250 TL olan, KYK yurdunda kalan, dışarıda hiç yemek yiyemeyen, dışarıda para harcayamayan çocuklar vardı. Aynı şekilde benim bütçemin yarısına geçinenler olduğu gibi iki katına geçinenler de vardı. Mesela 1000 TL'si olan, kendi başına eve çıkmış, haftada 1-2 dışarıda yemek yiyen, haftada bir kere mutlaka Ballar Sokağı'na giden insanlar vardı. Şimdi ben kendi durumumdan memnun değildim. Yani günde 5 TL harcama bir üniversite öğrencisi olarak beni mutlu etmiyordu, tatmin etmiyordu. Çünkü bir dışarı çıkıyorduk, bir yerde bir latte içsen 10 lira zaten. Mutlu etmediği için, tatmin etmediği için daha çok çalıştım, daha çok çabaladım ve bu seviyeyi üniversite 2. sınıfta 1000 liraya çıkardım. Kendi evime çıktım mesela. Üniversite 3'te bunu ayda 2000 liraya çıkardım. Artık üniversite 4'te ayda 3-4 bin lira falan para harcıyordum. Neyse ki Amerika'ya geldik. İşte biz şu anda biletimizi aldık, Boston'a gidiyoruz, otobüste görüşmek üzere. Otobüste, minibüste ya da okul sıralarında her zaman en arkanın bir önüne oturdum. Niye bilmiyorum. Zaten lise boyunca, üniversite boyunca yaramaz çocuklardan oldum. O yüzden arkalarda oturdum. Ben hiç ders dinlemedim. Derslerde genelde uyudum ya da defterime grafiti çizdim yani. Şimdi burada bahsetmek istediğim olay şu. Ne kadar zengin olduğun, neye sahip olduğun değil, neye ihtiyacın olduğuna belirleniyor diyorlar ya. Ben de şöyle diyorum. Ne kadar zengin olduğun, ne kadar paran olduğuna göre değil, ne kadar para harcadığına göre belirlidir. Tabi bu har vurup harman sorumlu olarak algılanmasın ama ne zaman öleceğimiz belli değil. O yüzden hayatın tadını çıkarmak istiyorum. O yüzden Avrupa'ya gittim, 40 milyar para harcadım. Bu Amerika'ya gelmek için her sene 10 milyar, 15 milyar para verdim. Para kazanacağım belli bile değildi. Çünkü şu an ölsem diyeceğim ki pişman değilim. Ama cimri bir insan olsan, hiç harcamasan, hep biriktirsen, 30 yaşından sonra işte rahata erişeceğim falan filan desen, bugün ölsen bir ton pişmanlıkla gidersin. İşte benim hayat tarzım hep bu şekildeydi. Az kazanıp az harcamak yerine, çok kazanıp çok biriktirmek yerine ben çok kazanıp çok da para harcamayı tercih ettim. Değerlerimi kısamadığım için de gelirim arttırma peşindeyim. Sizin bu konuda görüşleriniz neler? Yorum olarak yapın. Ben şimdi biraz uyuyacağım. Boston'da görüşmek üzere. Pa-pa-pa-pa-pam. Evet dostlarım, şu anda Boston'a gelmiş bulunuyoruz. Taşınacağım ve yaşayacağım şehir olan Boston'da, şehir merkezinde bir parktayım. Dostlarım, her zaman söylüyorum, İngilizce konuşmak istiyorsanız önce İngilizce konuşup İngilizcenizi pratik etmeniz lazım. Ve benim uzun süredir çalışmak istediğim Cambly bu videoya sponsor oldu. Bu videoda Cambly sayesinde konuşarak nasıl İngilizce öğrenilir bunu deneyimleyeceğiz. Uygulamaya girdikten sonra bu şekilde çevirdiğiniz zaman kenarda hocaları görüyorsunuz. Buradaki hocaların puanları var mesela 4.91, 4.91, 4.87 öğrenciler tarafından verilmiş puanlar. Buradan istediğiniz hocayı seçiyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi introduction videosu var hocaların. Özel ilgi alanları var, tartışmaktan keyif aldığı konular var. Hocanızı seçtikten sonra arıyorsunuz. Hello. And you can say hi if you want, alright? Bu şekilde bağlanıyorsunuz. Bağlandıktan sonra İngilizce konuşmaya başlıyorsunuz. Alright. So, what was your name again? Now I saw it. Aynı zamanda size mesaj yazabiliyorlar. Alright. So, Simi, you're from Jamaica. Which part of Jamaica? I have a lot of Jamaican friends.
Kingston? Yeah, one of my friends from Kingston. Yeah, you can subscribe. My YouTube channel is Fit Traveler. But currently I'm in Boston. Maybe you can see it. Yeah. Have you ever been in the States? Oh my god, what do you do in Virginia? I wanted to become an Uber driver, but it didn't work for me. They asked for 1 year of, yeah, it's free, you can take it. You do your own schedule, so that's perfect, right? Simi, thank you very much for taking your time, alright? Hope to see you again, bye. Evet dostlarım, bu şekilde ana dili İngilizce olan hocalarla konuşuyorsunuz. Şimdi benden size bir kıyak. Uygulamayı hemen aşağıdaki linkten indirebilirsiniz ve Fit Traveler koduyla hediye dakikalar kazanacaksınız. Ücretsiz bir şekilde uygulamayı deneyin, sonrasında abone olabilirsiniz. Aktaracaklarım bu kadar. Dostlarım, hangi şehre taşındığımı artık anladınız. Boston'dayım. New York, Boston, Orlando arasına gidip geliyordum. Şu anda Boston'a karar verdim. Boston'da böyle bir yerdeyim, bakın. Şöyle arkadan konuşayım, biraz size göstereyim mekanı. Şu anda böyle bir alandayım. Burası Zenci Mahallesi'miş ama benim Zenci dostlarımla aram gayet iyi olduğu için sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Burada bir ev bakacağım. Umarım Boston doğru bir karar olmuştur benim için. Rochester'dan Somerville'e geldim. Güzel bir Mustang var şurada. Amerika'nın bitki örtüsü diyebilirim. Herkeste var. Honda, Civic ve Toyota Corolla ile beraber. Şu anda böyle bir mahalledeyiz. Bakın size biraz mahalleyi göstereyim, arkadan konuşayım. Burası da güzel bir yer. Zenci Mahallesi ile burada birçok Brezilya'da yaşıyormuş. Buradaki eve baktım. Baktığım ev $650 aylık. Hiçbir şey dahil değil. Onlar için ekstra para ödüyorsun. Burası $800, her şey dahil. Ve balkon da vardı. Bakalım şimdi bir şeyler daha yiyip başka bir eve gideceğim. Evet, yemek yemeye geldim. Lanet olsun. Aldığım tabak simit. Bildiğin Türk simidi. Yani burada pretzel diye geçiyor. Simit tarzı çok sıcak şu an. Utanıyorum ama bu $6 para verdim. Ulan bizim oradaki pretzel, yani BBC'de benim Burger Travel yaptığım pretzel efsaneydi. Buradaki biraz cacık. Sizden bir şey rica edeceğim. Bir fotoğraf paylaştım. Fotoğrafı 5000 beğeni yapabilir miyiz ya? Şu an 3300'de. 1700 kişi. Beni izleyen 1700 kişi istiyorum. Şu an 3300'de. 5000 beğeni yapalım. Instagram'da buraya bırakıyorum. Şimdiden Instagram'a gidip yorum yapıp beğenen herkese teşekkür ediyorum. Ben de yemeğimi yiyorum. Evet dostlarım, şu anda eve geldim. Ev bakma maceram devam ediyor. Amerika'da hangi şehre taşınıyorum? Boston'a taşınıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Seçeneklerim neler dostlarım? Benim seçeneklerim Florida, New York veya Boston'da. Florida'nın avantajı ne arkadaşlar? Florida sıcak. Kış görmüyorsunuz. Yani burada kış çok çetin geçiyor. Boston'da, New York'ta özellikle buz gibi hava. Kuzeyde çünkü. Ama Florida'ya kar bile yağmıyor. O yüzden istedim burada kar, kış, çamur, yağmur uğraşmayayım diye. Ama Florida'da çok az para kazanıyorsunuz. Yani asgari ücret $7.25 gibi, böyle komik bir rakam. İnsanlar büyük evlerde kalıyorlar. Kocaman odalar oluyor falan. $400, $300 ev kiralıyorlar. Oda kiralıyorlar. Ama ben böyle rahat bir ev, rahat bir yaşam, işte televizyonumu alayım, böyle takılayım evde falan istemediğim için Florida'yı eledim. New York'a taşınacaktım. New York'u ben seviyorum. Gerçekten seviyorum New York'u. Ama gittim 2-3 gün kaldım. DC'ye gittim. Maryland'e gittim. Sonra geri geldim. 1-2-3 gün daha kaldım. Baktım, dedim ki ya bura güzel. New York gerçekten güzel bir şehir ama burada yaşanmaz dedim ya. Hakikaten yani trafik, kornalar, pis koku, kalabalık, yani belli bir süre sonra o şehrin içinde kaybolursunuz, anlatabiliyor muyum? New York'u niye bütün Türkler tercih ediyor? Çünkü New York'ta statüsü olmayan veya kaçak olan, çalışma izni olmayan insanlar çok rahat bir şekilde çalışabiliyor. Yani mesela zamanında New York'a gelmiş, kaçakmış, iş kurmuş, bir şeyler olmuş, evlenmiş, iltica yapmış, green card almış, vatandaş olmuş, iş yeri sahibi olmuş artık, o da kaçaklara yardımcı oluyor. $10, $9 saatlik cash parayla çalıştırıyor. Onun işine geliyor, kaçağın işine geliyor. Neyse, New York'ta da yaşanmaz dedim. Boston'a geldim şu anda. Boston'da ev bakıyorum, Boston'a yerleşeceğim. Boston'ın farkı, Boston'la New York aslında hemen hemen aynı para olarak. Burada insanlar iki kişi bir odada kalıyorlar, işte $600 veriyorlar odaya. New York'ta da öyle. Merkez uzak kalıyorsunuz. Burada da merkez uzak kalıyorsunuz. New York'ta da öyle. Buranın da kışı çetin. New York'un da öyle. Buranın da trafiği var. New York'un da öyle ama biraz daha sakin bir şehir New York'a göre. Nüfusu daha az ve öğrenci şehri. Genç bir şehir. New York'taki gibi taraftan Jamaikalı, Afrikalı, Fransız fırlamıyor. Burada biraz daha Amerikalılar yoğunlukta. Ama aynı zamanda international da bir yer. Ama kaçak olan yaşlı başlı insanlar değil, öğrenciler. Harvard'a, Boston Üniversitesi'ne giden öğrenciler burada. O yüzden Boston'ı seçtim. Boston'ı seçmişken şu fotoğrafı 5000 beğeni yapmaya çalışıyoruz dostlarım. Çok az kaldı. 5000 beğeni. Instagram'a girip Instagram'da 5000 beğeni almış ilk fotoğrafımı artık oluşturmak istiyorum yani. 5000 beğeniye bir çıkalım. Şu fotoğrafı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca anlık hikayeler için. Bu tarz Instagram hikayelerinde görmek için beni şuradan laptoplu gezinen Instagram'dan takip edin.
evime yerleştiğimde, düzenli bir hayata geçtiğimde Twitch yayınlarına tekrar devam edeceğiz. Anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Bugünlük Amerika maceramız sona erdi. Görmüş olduğunuz gibi Amerika'da böyle bir mahalledeyim. Sizi seviyorum. Zaman ayırdığınız, hayatınızdaki size ait en değerli şeyiniz, zamanınızı bana ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hala abone olmayanlar var. Abone olsunlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like butonu elinize yapışmaz yani, pık pık bir tane basacaksın buna. Bir de videoyla ilgili yorum bırakırsanız, şehirlerle alakalı sorularınız falan varsa, Boston, New York, Miami, Florida, buraya gelmek istiyorsanız yorum bırakın. Sorunuz varsa sorun. Yorumlara tek tek bakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.